Videoya başlarken konuyu anlatmak için önce hemen bir el çizeyim. Bir sol el çizelim, evet. Buna benzer bir şey çıkacak. Evet, bu bir sol el. Şimdi bunun aynadaki görüntüsüne bakalım. Şurada bir ayna olduğunu farz edelim ve bunun ayna görüntüsünü çıkaralım. Ayna görüntüsünü sarıyla çiziyorum. Ve ayna görüntüsü de böyle bir şeye benzeyecek. Tam tamına ayna olmadı ama siz olayı anladınız. Sol elin ayna görüntüsü sağ ile çok benziyor. Bu eli ne kadar çok kaydırırsam ya da döndürürsem döndüreyim. Mesela 180 derece döndürürsem başparmak diğer tarafa gelir ve sağdaki görüntüye benzer. Ama ne yaparsam yapayım bu şekil tam olarak bunun gibi olmaz. Yani bunu kaydırabilir ya da döndürebilirim ama asla aynısını elde edemem. Bu mavi eli asla bu sarı elle üst üste yerleştiremem. Üst üste yerleştirmek derken kelimenin gerçek manasıyla bu mavi eli sarı elin üzerine koymaktan bahsediyorum. Bir şey ayna görüntüsüyle üst üste konamıyorsa yani ayna görüntüsüyle çakışmıyorsa buna kiral diyoruz. Hemen yazayım. Ayna görüntüsüyle gerçek görüntü çakışmaz. O halde bu el çizimi kiral bir nesne örneğidir. Ya da insan eli kiral olan nesnelere bir örnektir diyebiliriz. Elin gerçek görüntüsü ayna görüntüsüyle asla üst üste konmaz. Yani onunla çakışmaz. Kirar kelimesi Yunanca el demektir. Onu da hemen yazalım. Yunanca el anlamına gelir. Ve buraya yazdığımız tanım yani bir şeyin ayna görüntüsüyle çakışmaması kimyada da matematikte de bu anlamda kullanılır. Hatta ellerimizde bile. Şimdi bu tanımı kimya için biraz açalım. Çünkü konumuz kimya. Burada iki kavram var kiral moleküller ve kiralite merkezi ya da kiral atom da diyebiliriz. Karbon atomları buna yatkın olduğundan buna bazen kiral karbon da deniyor. Buraya kiral atomlar yazalım. Kiral moleküller ayna görüntüleriyle çakışmayan moleküllerdir. Yazıyorum. Ayna görüntüsüyle gerçek görüntü çakışmaz. Bir moleküldeki kiral atomların yerlerini saptırmak için en iyi yol özellikle organik kimya ile uğraşıyorsak genelde bunun karbon olduğunu bilmektir. Fosfor ya da kökürt de olabilir. Ancak bunlar genelde 4 farklı gruba bağlanmış karbonlardır. Yazarsak genellikle 4 farklı gruba bağlı karbon atomlarıdır diyelim. Burada grubu vurgulamak istiyorum. 4 farklı atom değil grup. Kiral atomu ya da kiral karbonu olan bir molekülü belirtmek için bir örnek yapalım. Burada bir karbonumuz olsun ve bunu kiral atom yapalım. Evet. Bu karbon kiral atomumuz olsun. Ama kısmen de bir kiral molekül olsun. Birinin ya da ikisinin de doğru olduğu örnekler göreceğiz. Şimdilik devam edelim. Bu karbon bir metil grubuna bağlı olsun. Bu bağ düzlemden dışarıya doğru olduğunu gösteriyor. Burada da brom olsun. Karbonun arka tarafında hidrojen ve üst tarafında da flor olsun. Şimdi bu yapının ayna görüntüsünü alalım. Merkezde bir karbon ve üzerinde flor var. Bromumuz var ama şimdi bu yönde olacak. Metil grubumuz var. Hala düzlemden dışarı doğru ama şimdi solda değil sağ tarafta. Hidrojense hala arkada. Bunlar birbirlerinin ayna görüntüleri. Bu çizgiye ayna olarak düşünürsek aynanın her iki tarafını da görebiliriz. Peki bu neden kiral? görselleştirmek biraz zor olabilir ama bu şeyi ne kadar döndürürsek döndürelim asla bu şekli tam olarak elde edemeyiz. Bu şekli böyle çevirebiliriz. İşte şu ok yönünde çevirdik diyelim. Metil grubunu buraya almayı deneyelim. Bu metil grubunu buraya alırsak diğer gruplara ne olur? Hidrojen buraya gelir ve brom da buraya gelir. Bu hidrojen bu da brom olsaydı bu iki görüntü çakışabilirdi ama değiller. Görüldüğü gibi hidrojen ve brom yer değiştirdi. Bunu ters çevirebilir, ne istiyorsak yapabilir ya da herhangi bir yöne çevirmeyi deneyebiliriz. Ancak bunları üst üste oturtamayız. O zaman bu molekül kiraldir ve karbon da kiralite merkezidir. Bu karbon kiral karbon. Hemen yazalım. Kiral karbon. Bazen asimetrik karbon kiralite merkezi ya da kiral merkezde denebilir. Hatta stereo merkez olarak adlandırıldığı da oluyor. Aslında bir molekül içinde kendisine bağlanan farklı gruplara göre asimetrik olan herhangi nokta stereo merkez olabilir. Eğer organik kimyaya giriş gibi bir dersteysek, kiral karbon deyince dört farklı grubun kendisine bağlı olduğu karbon gibi düşünüyoruz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dört farklı atom değil. Örneğin burada bir metil grubu, burada da bir propil grubu olabilirdi. Her iki durumda da bu karbon doğrudan başka karbona bağlı olurdu. Yine de bu karbon kiral karbon. Molekül de kiral molekül olurdu. Bu videodan sonraki iki videoda molekülleri inceleyip kiral karbonları tanımlıyoruz ve molekülün kendisinin de kiral olup olmadığını belirliyoruz. Örnekler için diğer iki videoyu izleyebilirsiniz.